Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Önemli gelişmeler var. Bugün 25 Aralık 2023, Türkiye Devleti Rojava'ya yönelik saldırılarını 2 gündür yoğunlaştırdı. Harkürk'e, Zap ve Metine'deki gerilla eylemlerinden sonra Türkiye Rojava'da daha evvel de 2 kere yaptığı gibi sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor ve saldırılar şu saatlerde de devam ediyor. Matbaa binası bombalandı. Kamış Kobani'de bir tamirhane bombalandı. Can kayıpları var, yaralılar var. Bu konuya dair son bilgileri size aktaracağız. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'den konuya dair açıklamalar var. Mazlum Abdi, Türkiye'nin saldırılarına sert tepki gösterdi ve bu bir işgal saldırısıdır dedi. Buna bakacağız. Zapta son durum nedir? Bazı görüntüler dolaşıyor. Dün bahsetmiştik. Bu görüntüler neyin nesidir, neyi ifade ediyor ve HPG Basın İrtibat Merkezi'nin konuya dair açıklamaları vardı. Bunları da size hatırlatacağız. Ve emekli bir albay Orkun Özeller'in dün bazı itirafları vardı. Açıklama, ama itiraf niteliğindeki açıklamalar, Zap, Metina, bu pençe kilit operasyonu dedikleri olayın ne kadar yanlış olduğunu, taktik ve stratejik açıdan ne kadar yanlış olduğunu, bunu bir senedir düşündüğünü ama söyleyemediğini falan söylemişti. Hatırlıyorsunuz, izlemişsinizdir. Ama aynı Orkun Özeller başka itiraflarda da bulundu. Özetleyeceğim bunu da, ne anlama geliyor. Kendi videosu var. Bu önemlidir. Niye? Çünkü bu ismini zikrettiğimiz kişi bu bölgelerde kalmış en son Sur'daki saldırılarda 2016-2017'de Sur'daki, Diyarbakır Sur'daki saldırılarda yer almış bir Türk subayı ve dolayısıyla durumu bilen, sağdan gelen biri olduğu için itirafları kendi cenahı için önemlidir. Bu açıdan biz de üzerinde yorum yapıyoruz. Şimdi önce bir bakalım Rojava'da son durum nedir? Rojava'da Türkiye Devleti sabah saatlerinde Kobani'ye bir saldırı düzenledi ve Kobani'deki saldırıda bir bir tamirhane hedef alındı. Orada 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Şu görüntüler ise Kamışlı'dan. Pardon. Görüntüler Kamışlı'da. Kamışlı'da bir matbaa binası hedef alınmış ve gördüğünüz üzere matbaa binasının neredeyse işte üzerinden keşif uçakları ve SİHA'lar veya başka şekilde bombalanmış. Şimdi Rojava gündeminin geçtiği habere göre, Rojava gündemi bir Twitter hesabı ve Rojava'dan son bilgileri paylaşıyor. Rojava gündeminin haberine göre başka saldırılar da var. Kobani'de örneğin saldırılar var ve Kobani'deki saldırılarda 2 kişi yaralanmıştı. Şöyle bakıyorum, Hava Haber Ajansı bu konuya dair son bir haber geçmiş mi diye. Çünkü sürekli değişiyor ve Türkiye açıkçası gerilla eylemlerine karşı çaresiz bir durumda olduğu için Rojava'ya sivil altyapı tesislerini bombalıyor. Ve şu anda Hava Haber Ajansı Cizre'deki tarım merkezinin bombalandığını bildirdi. Bu haber biraz evvel geçti. Yine Şerava'da saldırılar var. Şehba Afrin mıntıkasında. Havar Haber Ajansı'nın haberine göre diyor ki saat 11.40 sıralarında Kamışlu'nun Meysel mahallesinde Cizir bölgesi tarım merkezi SİHA'lar tarafından bombalandı. Bombalanma sonucunda binada yangın çıktı deniliyor. Şimdi tabii orada tarım, yani önemli bir geçim kaynağı olduğu için özellikle bu tür yerleri hedef alıyorlar ve Kamışlı'daki tren istasyonu da hedef alınmış. Şöyle görüntüleri sizinle paylaşayım. Arkadaşlar, Kamışlı'daki bir, yani çalışmıyor ama bir Halep, Şam'a kadar bir tren şeyi var, güzergahı var. Hatta Nusaybin daha evvel bu güzergahın içerisindeydi. Pardon, evet. Şimdi evet, buradan görüntüyü alamıyoruz. Bir saldırı daha deniliyor ki evet, aynı yeri 2 defa hedef almış. Kamışlı'daki Alaya Mahallesi 2 defa hedef alınmış. Ve bu tür saldırılar devam ediyor. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi bu saldırılar evvelki akşam başlar başlamaz bir açıklamada bulundu. Ve şöyle İngilizce ve Arapça diyor ki Mazlum Abdi,
Rojava'daki halkın altyapı ve geçim kaynaklarının bir yıl içinde üçüncü kez defalarca hedef alınması, Türk Devleti'nin halkımızın güvenliğini ve istikrarını hedef alan savaş suçu niteliğindeki bir açlık ve işgal politikasıdır. Aç bırakma ve işgal politikasıdır diyor. Niye? Çünkü az evvel söylediğim gibi işte tarım alanları hedef alınıyor, elektrik santralleri hedef alınıyor, petrol sahaları hedef alınıyor, gaz istasyonları hedef alınıyor. Daha evvel yani bu Ekim ayı başında yapılan saldırılarda hastaneler hedef alınmıştı. Kobani'de, hakeza Kobani, Derik ve Kamışlı'da bu tür yerlerde hastaneler, yollar, sivil araçlar vesaire hedef alınıyor. Ve Demokratik Suriye güçleri olsun, işte Rojava'da oradaki özerk yapı bu tür refleksleri, Türkiye Devleti'nin bu tür reflekslerini bildikleri için muhtemelen kendi tedbirlerini almışlardır. Yani işte daha evvel Ankara'da bir eylem oldu. Hemen Rojava'ya saldırdılar. Ondan evvel yine oldu. İşte şimdi oldu. Yarın yine bir gerilla eylemi bir yerde olursa yine Rojava'ya saldıracaklar. Niye? Çünkü işte orada yani oraya saldırabiliyorlar. Açıkçası bir çaresizlik durumu düşünebiliyor musunuz? Zaptta, Hakurke'de yani 150, 200, 300, 400 kilometre uzaklıkta bir yerde, bir dağın başında Türk askerlerine yönelik bir eylem düzenleniyor. Onlar gidip Rojava'da, Kamışlı'da matbaa binasını hedef alıyorlar. Matbaa binasına, tamirhaneye saldırı yapıyorlar. Bunun çaresizlik dışında başka bir anlamı, bir ifadesi yok. Şimdi arkadaşlar, Zap, Metina ve Hakurke'deki gerilla eylemlerinden sonra Türkiye gündemi değişti. Dünya gündemi, dünya medyası da bu konuyu takip ediyor ve şöyle bir durum var. Genelde yani bu işte MİT'ten, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, işte AKP Genel Merkezi'nden talimat alıp, WhatsApp'tan mesaj alıp, canlı yayın ekranlarında okuyanların dışında, yani biraz vicdanı olan, biraz gerçekçi olan, biraz işte olup bitenleri objektif, kısmen yani %10 bile olsa objektif bir şekilde yorumlamaya, aktarmaya çalışan herkes, yani bu emekli asker olsun, diplomat olsun, gazeteci, yazar veya aydın olsun, herkes Türkiye Devleti'nin şu anda sürdürdüğü saldırılarda kaybettiğini, bu saldırı konseptinin çöktüğünü, başarısız olduğunu söylüyor. Hatta dün bazı televizyonlarda izledik. Hulusi Akar'ı doğrudan hedef gösteriyorlar. Çünkü Hulusi Akar, Hakan Fidan işte ve bu Tayyip Erdoğan'ın bu etraftaki bu avane, yani böyle sanki bir daha evvel denenmemiş yöntemler denemişler de sanki Kürt hareketini, Kürt mücadelesini bastırmışlar gibi bir havaya, bir şeye girmişler. Bir algı oluşturmak istiyorlar. Çünkü silah dışında bastırma, öldürme, şu bu falan dışında başka bir çözüm yolu, başka bir çözüm yöntemini bilmedikleri için bunu bir başarı olarak pazarlıyorlar ve bu iktidar, mevcut AKP, MHP, Erdoğan rejimi şeyden, yani kandan, savaştan beslendiği için bu saldırılarını yoğunlaştırıyor ve bazı insanlar da diyor ki işte niye diyor o zaman PKK saldırdı. Şimdi gitmişler orada, yani öldürmeye, yok etmeye gitmişler. Yani PKK, orada bulunan PKK'li şeyi mi düşünsün? Ya ben öleyim en iyisi, bu benim onlara cevap vermem Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacak, öyle mi diyecek? Yani oraya kadar gitmişse, ta görüntüleri gördünüz, ta bir dağın başına kadar gitmişler. Yani sınırın 35 kilometre, 30 kilometre ötesinde dağları bombalıyorlar. Sonra helikopterle indirme yapıyorlar. Dağın altında da gerilla var. Sonra mesela çıkıyor, bunları vuruyor. Yani olay bu. Yani komplo teorisi kurmaya, işte Amerika devreye girdi, bilmem. Bunlar hep saçma sapan teoriler. Dolayısıyla öldürme amacıyla, yok etme amacıyla başlatılan bir operasyon, bir saldırı var. Ve oradaki gerilla güçleri de buna karşı cevap veriyor. Ha bu meselenin olmasını istemiyorsanız, kökten çözümü istiyorsanız, o zaman insanların silahlı mücadeleye girişme gerekçelerini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bunun yolu nedir? Bunun yolu da demokratik siyasi çözümdür. Kürt halkının anayasal güvence altında haklarının kabul edilmesidir. Ve işte eğer bu olursa zaten o zaman hiç kimse gidip silahlı mücadeleye başvurma ihtiyacı duymaz ve gidip gerilla olmaz. Ama siz hiç silahla alakası olmayan siyasetçi, sanatçı, gazeteci içeri atarsanız, yüzlerce yıl hapis cezasıyla yargılarsanız, şu anda mesela Kobani Kumpas davasında görüldüğü gibi bugün var.
O zaman başka insanlar da der ki ya bu siyaset miyaset yolu kapalı, ben en iyisi gideyim başka mücadele yöntemlerine başvurayım diyecek. Siz ona karşı da işte her türlü teknoloji, her türlü silah, her türlü ahlaksızlığı yapacaksınız. Her türlü kimyasal silah kullanacaksınız. Öldürdüğünüzde cenazesini posta kutusuyla eve göndereceksiniz. Ondan sonra bu tür durumlar olduğunda da vay efendi bu niye oldu, bu nerede oldu, bunun arkasında ne var gibi saçma sapan ucuz beleş teorilerde bulunacaksınız. Şimdi bir eski albay var ve dün işte bu ZAP, Metina bu mıntıkadaki operasyonların taktik ve stratejik olarak yanlış olduğunu söylemişti. Bu daha evvel buralarda görev yapmış. Az evvel söylediğim gibi Sur'da görev yapmış birisi, emekli albay. Ve bakın bir toplantıda daha evvel bu şimdiki Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de bulunduğu bir toplantıda bir toplantıya ilişkin anekdotunu anlatıyor. Dinleyelim, sonra onun üzerine bir iki yorumda bulunacağım. Hatırlamıyorum. Yaşar Güler Paşa'nın katıldığı bir toplantıda, o zamanlar bir Suriye'deki üst bölgesimiz yerel halk tarafından basılmıştı. Orada zırhlı araçlarımız yakılmıştı. O toplantıda buna yönelik olarak bir tedbir alınması için toplantıda konuşuluyorken dedim ki, bakın dedim, bölge halkı bize müzayir bir halk değil. Bölge halkı bizi sevmiyor. Oradaki üst bölgelerimiz, mevcut üst bölgelerimiz halkın tekrar galeyana gelmesiyle bir tehdit içerir dediğim zaman Yaşar Güler Paşa o zaman ha dedi, aklı başında çalışan bir fikir geldi demişti. Yani bu bölgenin özelliklerini, bu bölge bizim Türkiye'deki gibi düşünemezsiniz. Türk halkı oradaki gibi düşünemezsiniz. Buradaki Barzani'nin unsurları bizim dost unsurlarımız değil, yerel halk bizim dostumuz değil. Efendim şu anda yerleşim yerlerine uzağız. Hayır efendim. Yerleşim yerlerin diplerine kadar geldiler ve son saldırının nasıl olduğunu da kendileri de çok iyi biliyor. Evet, şimdi bu son cümlesi de önemli, diğer cümleleri de önemli. Son saldırının nasıl olduğunu kendilerini de çok iyi biliyorlar diyor. Demek ki kamuoyuna açıklananlar yalan, yani bilinen her şey anlatılmamış. Bu bir. İkincisi, yerel halk bizim dostumuz değil diyor. Zaten burada bir düşmanlık perspektifi var ama yerel halk bizi sevmiyor lafı da önemli. Çünkü yerel halk sizi sömürge olarak görüyor. Yani oradaki gazetecinin normalde şunu sorması lazım. Acaba yerel halk sizi niye sevmiyor? Yani yerel halk dediği Kürtler. Yerel halk sizi niye sevmiyor? Acaba 100 yıllık politikalarınızdan kaynaklı olabilir mi? Bu açıdan yani bu işte yani diğerleri de bunu bilir. Hepsi bunu biliyor. Bu gerçeği biliyorlar ama çıkıp açıklama, itiraf etme şeyleri yok. Yani öyle bir şeye sahip değiller. Öyle bir ahlaka sahip değiller, o kadarını söyleyeyim. Bir de vatan millet Sakarya işte vatan şey olacak, yani acaba devletin itibarı zedelenecek mi şeklinde düşünüyorlar. Bir nokta daha arkadaşlar, dünden itibaren bazı görüntüler dolaşıyor. Daha yani başka bir yerdeki bir gerilla eylemine ilişkin dün de bahsetmiştik. Bir görüntü var, Step TV'de dün yayınlandı. Buna ilişkin HPG'nin açıklama yapması bekleniyor, yani muhtemelen olacak. Ama diğer yani bu 22-23 Aralık'ta yapılan eylemlerin görüntülerinin de olduğu ve önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtiliyor. Bu konuya dair de bir bilgi aktarmış olayım size. Şimdilik bu kadar. İyi günler.